Romanya Haber'e hoş geldiniz. Haftanın gündemiyle yine karşınızdayım. Geçen hafta Romanya 5 günlük bir tatil yaşadı. Geçen haftayı neredeyse tatil olarak geçirdi. O tatil bize de yansımış oldu. O yüzden bir hafta arayla, belki bir hafta atlayarak karşınızda oldum ama bu hafta yoğun bir gündem olacak, size aktaracağım. Schengen'le başlayacağız. Çünkü Schengen gerçekten Romanya kamuoyunun şu anda, belki de sizlerin de tabii ki, çok gündemin meşgul eden bir konu. Gerçekten son 3 ay içerisinde de hemen hemen her hafta bu konuyu işliyoruz. Gördüğünüz gibi diplomasinin ne kadar böyle hızlı işlediğini, ne kadar sürprizlere gebe olduğunu da anlatımım süreci içerisinde, Romanya'nın bitmeyen yılan hikayesine dönen Schengen süreci gibi başlıklarla da vermiştik. Buradan da anlıyoruz. İşte son durum nedir derseniz, 8'inde zirve toplanacak, bir karar verecek. Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan'ın Schengen'e katılımıyla ilgili. Hırvatistan'da bir zaten sorun yaşanmıyor. Şu anda Romanya ve Bulgaristan'ın katılımında pürüzler var. Romanya'nın karşısında önce Hollanda, sonra İsveç, sonra Avusturya ayrı ayrı açıklamalarla karşı olduklarını, muhalefet açıklamalarını belirtmişti. İsveç'le ve Hollanda'yla pürüzler giderildi. Fakat şu anda sadece Avusturya var, şu anda ikna edilmemiş. Yani tabiri caizse Romanya'nın Schengen'e girişinin anahtarı Avusturya'nın elinde diyebiliriz. Tabii bir de Romanya'nın yanında bir de komşu ülke Bulgaristan var. Bulgaristan'a da bu sefer Hollanda karşı çıkıyor. Yani Hollanda bir Romanya'ya biraz defans yaptı. Şimdi Bulgaristan'a defans yapıyor. Ne var peki? Nasıl çözülecek bu konu? 8'ine nasıl bir masa gelecek? İşte şimdi son 3 gün içerisinde böyle, acaba nasıl yaparız, bu krizi nasıl aşarız, bunu tartışıyorlar ve belki de Romanya ile Bulgaristan'ın dosyalarının ayrılması şu anda gündeme getirildi, tartışılıyor. Buradaki tek handikap da Romanya ile Bulgaristan'ın aynı zamanda sınır komşusu olması. Hani Romanya'nın tek başına Schengen'e dahil olması, sonra arada bir Bulgaristan var, sonra güneyde Yunanistan var. Hani Romanya'nın sınırlarına ekstradan bir koruma getirmesi demek, ekstra yükümlülükler demek, ekstra yatırım demek. Bunun da Avrupa Birliği kaynaklarından sağlanması söz konusu. Yani böyle çetrefilli bir konu ama bir taraftan şunu da görmüş oluyoruz ki Avrupa Birliği üye ülkeleri arasındaki bu diplomasinin aslında gerçekten hani sorun çözmenin ne kadar, diplomasinin ne kadar farklı açılımları olduğunu, diplomatik görüşmelerin aslında ne kadar önemli olduğunu ve hamleler ne kadar akıllıca atılması gerektiğini de bu arada yani Romanya olarak yaşayarak, izleyerek, gözlemleyerek görmüş oluyoruz. 8'ini biz de merakla bekliyoruz. Gerçekten nasıl bir sonuç çıkacak? Bunu zaten sayfamızdan size, hesaplarımızdan, sosyal medya hesaplarından da duyuracağız. Bunu daha fazla uzatmayalım. Satın almaya geçelim. Türkiye'deki Memorial Sağlık Grubu var, biliyorsunuz. Önemli bir sağlık sektöründeki çok önemli aktörlerden birisi. Romanya'daki en modern diyebileceğimiz bir kanser hastanesi var. Özel bir hastane, özel bir poliklinik, Monza Onkoloji Hastanesi. O hastanenin %100 hissesini devralmış. Yani bu çok, gerçekten çok önemli bir satın alma ve bu Monza Hastanesi de içindeki kemoterapi üniteleriyle olsun, efendim alet ve aparatlarıyla olsun, gerçekten çok modern bir tesis ve Memorial'ın 12. varlığı olmuş oldu, hastanesi olmuş oldu. Romanya'daki Monza Hastanesi, biz de buna, bu satın almayı hayırlı olsun diyelim, başarılar dileyelim. Yine bir Türk yatırımından bahsedeyim. Daha önceden haberlerimizde de çıktı. Bunu da biz de burada gündeme getirmiştik, yansıtmıştık. Bükreş Çevre Yolu'nun bir bölümünü Alsim Alarko şirketi yapıyor. O şirketin tabii bitirme süreci, bir sözleşmede yazan bir şey var. O süreç biraz uzamış. Bu Ulaştırma Bakanı Sorin Grindeanu bunu söyledi. Şubat'ta teslim edilmesi gereken o Vidra Bragadiro arasındaki, yani Güney Doğu bölgesi diyelim, Vidra Bragadiro arası lot 2 bölümünün Şubat'ta yetişmeyeceği, yani Haziran'a doğru böyle ikinci çeyrekte tamamlanacağı belirtildi. Bu artık resmiyet kazanmış oldu. Tabii bunda ek kamulaştırmalar, hava şartları olsun, diğer efendim ek maliyetler olsun, hani o tür değişikliklerde sürekli yazışıldığı için böyle bir gecikme söz konusu ama Alsim Alarko'nun güzel bir yatırımını, güzel bir ürünü, örnek bir yatırımı görmüş olacağız. Tamamlanmak üzere, ona da sayılı aylar kaldı. Güneş vergisi diye bir şey var değerli izleyiciler. Allah'ın güneşine vergim olur diye sadece ben sormuyorum, bunu muhalefetteki Liberal Parti de soruyor. Allah'ın güneşine nasıl vergi koyarsınız diye. Olay ne?
Hani bu güneş panelleri var ya evlerin çatılarına kurulan, oradan elektrik üretimi söz konusu. Buna teşvik de var. Avrupa'dan da teşvik var. Neticede Romanya bir enerji krizi de çekiyor. Yani bu Rusya-Ukrayna savaşından dolayı bir enerji krizi de söz konusu. Enerji güvenliği risk altına girdi. Hani buna teşvik yapılması gerekirken şimdi bunlara nereden çıktı da hükümet bir kararnameyle nasıl oluyor da bunlara vergi koyuyor? Yani bunları teşvik etmek dururken nasıl olur da hükümet buradan işte biraz daha para koparırım, hazineye bir miktar daha para aktarırım diye bunu nasıl, buna nasıl vergi koyar diye böyle bir acayip bir kavga gürültü kopmuş durumda. Hükümetin bu kararnameyi geri almasını istiyorlar USR tarafı. Hükümetin ortakları da birbirini suçluyorlar. Yok diyorlar ki onları liberaller yaptı. Onlar diyor ki yok onlar işte teklifi getirdi falan gibi. Tabii bu siyasette bu tür şeyler olacaktır. Bakalım bu güneşe, Allah'ın güneşine vergi konulması olayı nasıl sonuçlanacak, bunu göreceğiz. Peki güneş enerji deyince oradan tarıma geçelim, toprağa geçelim. Romanya'da son 15 yılın en düşük mısır rekoltesi bu yıl gerçekleşti. Son 15 yılın en düşük değeri. Hektar başına 3000 ton mısır toplanmış, mısır hasat edilmiş Romanya'da topraklardan. Bu normalde yani bu tabi kuraklıktan kaynaklanan, bu yaz da çok kurak geçmişti. Bu rakam normalde ne olması gerekiyor? Bu rakam normalde hektar başına 5000 hatta 6000 kilograma kadar çıkması gerekiyor. 6 tona kadar çıkması gerekiyor. Ama şu anda 3 ton hektar başına 3 ton civarında olmuş ve bu gerçekten alarm zillerinin çalmasına neden oluyor. Tabii ki Tarım Bakanı ya son hasat ambara girene kadar biz umutluyuz rakamdan ama diyor, ama hani ne olur 3 ton hektar başına 3 ton olmaz da 3.1 ton olur. 3100 kilogram olur. Daha 3200 kilogram olur ama daha fazla artmaz. O daha yani bakan da burada aslında açıklamaların içerisinde o hani Romence'de drastik diyorlar ya, böyle bir ani keskin düşüş. O düşüşü Romen bakan da aslında kabullenmiş, teyit etmiş oluyor. Peki tarımda böyle bir umutsuz sonuç, yani umut kırıcı sonuç tan sonra size iyi bir haber vereyim mi? Hadi verelim. Genç çiftçiler var. Romanya'da 25 yaş altı tarıma soyunan, tarımla uğraşan, tarım sektöründe çalışan ya da tarım çiftçilikte bir yönetici ya da işte bir pozisyonda olan ya da kendisi işletme açan genç sayısında ciddi artış olmuş. 2020 rakamlarını söyleyeceğim size ama gene de bu hani bir şeydir, ölçüdür. 2020 Eurostat'ın 2020 verilerine göre Romanya'da 155.740 tane genç çiftçi var, 25 yaş altı. Bunun güzel tarafı neresi derseniz, 2016 yılında Romanya ilk 10'da bile değilmiş. Yani 2016'dan bugüne, 2020'ye böyle bir değişim söz konusu olmuş ve ilk 5. sıraya gelmiş Romanya. Bu konuda yani çiftçilikte biliyorsunuz Fransa zirvede ve genç çiftçiler rakamında da Fransa zirvede. Fakat hani 2020 rakamlarında bile ne kadar açık ara olduğunu şuradan anlayabilirsiniz. Fransa'da 302 bin şey var, genç çiftçi var. Romanya'da 155 bin ve bu da Romanya için hani çok önemli bir aşama. Hani Romanya ilk 5'e girmiş olmasına rağmen hala daha 1. sıradaki Fransa ile yarı yarıya arada fark var. Bunu belirtmiş olalım. Böyle bir hani fotoğraf çekmiş olalım. Fakat hani gençlerin tarıma ilgisi bu alkışlanacak ve umut bağlanacak bir husus. Bunu da belirtmiş olalım. Sağlık krizi, doktor krizinden biraz bahsedeceğim size. Bu doktor krizi yalnız sadece Romanya'da değil, bütün Avrupa ülkelerinde doktor krizi söz konusu. İşte onun için zaten Türkiye'deki doktorlar, çünkü Türkiye'de tıp açısından ve doktor kalitesi açısından çok seçkin bir yerde, dünyada bir namı var, şöhreti var. O yüzden zaten doktorlar Avrupa ülkelerinden kolayca kabul alıyorlar. Peki Romanya'daki doktor krizi nedir? Mesela şöyle örnek vereyim. En önemli kriz aile hekimlerinde yaşanıyor. Çünkü 10.000 tane aile hekimi, şu andaki mevcut 10.000 tane aile hekimi 61 yaş ve üzerinde. Dolayısıyla bu aile hekimler, 10.000 aile hekimi önümüzdeki birkaç yıl içerisinde emekli olacak demektir. Ya bundan 10 yıl sonrasında nasıl bir durumla, tabloyla karşılaşacağız? Siz bunu hayal edin. Artı acaba toplam aile hekimlerinin içerisinde 35 yaş altı yüzde kaçtır derseniz %2.2. %2.2, 35 yaş altı aile hekimlerinin oranı. Yani hani bu mevzunun ciddiyetini önünüze koymak açısından bir fikir olsun. Aynı zamanda ülkede 450 yerleşim yerinde hiç aile hekimi yok. Bu da ayrı feci
bir durum. Yani bu doktor krizi sadece Avrupa ülkelerinde değil, Romanya'da da yaşanıyor, bunu da görmüş olalım. Hazır konu sağlıktan açılmışken, hani son bir haftada hani korona da değilsiniz ama bir grip var, bir benzer bir şey var, efendim solunum yolu rahatsızlığı var, bir salgın var. Fakat yatırıyor, çok fena yatırıyor. Belki iki hafta boyunca sizi yatırıyor. İşte böyle bir salgın. Nitekim 100 bin vaka tespit edilmiş son bir hafta içerisinde. Bunun için de maske takılmasını tavsiye ediyorlar. Biliyorsunuz zaten hani salgın olmasaydı da grip solunum yoluyla geçtiği için koronavirüs salgınından önce de maske, hani bazı insanlar maske takıyordu. İşte şu dönemde, özellikle şu salgın döneminde korunmak isteyen insanların, kişilerin maske takmasını biz de buradan hararetle tavsiye etmiş olalım. Peki gelelim bir başka konuya. Hani şimdi Romanya'nın kuzey komşusu Ukrayna bir savaş halinde Rusya'yla ve Romanya'ya çok sayıda efendim sığınmacı geldi. Ortalama 80 bin civarında bu sığınmacıların toplam sayısı. Peki hiç Rus sığınmacı yok mu? Var. İşte Yaş bölgesi, o Ukrayna sınırındaki Yaş vilayeti içerisinde ki bir şey böyle çadır kentte 240 adet Rus sığınmacı var. Onlar da savaştan kaçıp gelen Rus vatandaşlar. Onlar da yine Ukraynalılar gibi aynı haklara sahipler. Romanya'da geçici sığınma statüsündeler. Zaten hani insaniyetin, uluslararası Birleşmiş Milletler kurallarının gereği de, işte uluslararası hukukun, ülkelerin benimsemiş olduğu hukukun gereği de zaten bu. Sığınmacı demek ülkeye gelmiş ve can güvenliğinden dolayı sığınmış insan demek. O insanlara milliyetine, efendim pasaportuna bakmaksızın aynı muameleyi göstermek gerekiyor. Şimdi sizi gülümsetecek bir haber vereyim. Lugoj'da bir benzin istasyonunda iki polis bir cüzdan buluyorlar. Cüzdana bakıyorlar ki içinde 2000'e yakın, 2000 euro civarında bir para var. Sonra bakıyorlar ki acaba bu cüzdan kimin olabilir? Karıştırırken kimlikten, şundan bundan, banka kartlarını bir bakıyorlar, bir Türk vatandaşı. Sonra gidiyorlar, o Türk vatandaşını buluyorlar ve ekranda gördüğünüz o güzel fotoğraf, Türk vatandaşının gülümsediği iki Roman polisin arasında gülümseyen üç tane sima görüyorsunuz. İşte böyle hoş bir fotoğraf ortaya çıkmış oldu. Peki bu hafta önemli günler haftası değerli takipçilerimiz. Geçen hafta da öyleydi. Romanya'nın en önemli günü 1 Aralık Milli Gün, hani bağımsızlık günü, bizdeki 29 Ekim'e karşılık gelen gün 1 Aralık idi. Geçen hafta kar yağışı altında başkent Bükreş'te ve ülke genelinde zaten soğuk bir hava hakimdi. Kutlandı. Şimdi bu hafta ne var? Bu hafta yarın 6 Aralık. 6 Aralık'ta Moş Nikolaya dediğimiz Aziz Nikolaya günü var. Bu hani Kasım 15'te başlayan 40 günlük bir oruç var ya, Noel orucu. İşte o Noel orucu içerisindeki aslında sembolik günlerden birisi. Ne yapılıyor bu Moş Nikolaya gününde? Çocuklar sevindiriliyor. Romenler çocuklarını sevindiriyorlar. Özellikle kimsesiz çocuklar sevindiriliyor. Kimsesiz çocuklara hediye paketleri yapılıyor. Kimsesiz çocukların olduğu yurtlarda, efendim yuvalarda, okullarda vesaire programlar düzenleniyor ve hediyeler veriliyor. Hani böyle çatıdan Noel Baba inmiş, efendim çocuklara hediye dağıtmış hikayesi var ya bizdeki efsane. İşte o efsanenin anısına, yani o Aziz Nikolay'ın hediyelerle çocukları sevindirmesi, o bizim az önce bahsettiğimiz efsanenin yansıması olmuş oluyor. Başka ne var bu hafta içerisinde? 7 Aralık günü Anayasa Meydanı'nda Çavuşescu Sarayı'nın önündeki var ya Tırgul'de Kıraçun, hani Noel Pazarı dediğimiz, Christmas Pazar dediğimiz İngilizcesi, işte o alışveriş mekanında bir farkındalık etkinliği var. 7 Aralık'ta saat 12 ile 16 arasında müzikler susacak. Silent Day, sessiz gün ilan edildi. Kim için, kimler için, kimlere ithaf ediliyor? Engelli çocuklara ithaf ediliyor. Ve o gün için sessizlik günü olacak. Pazarda hiçbir müzik çalmayacak. Aynı zamanda çocuklar, engelli çocukların ihtiyaçları ve onlarla ilgili farkındalık içeren çeşitli etkinlikler yapılacak. Peki bu hafta başka önemli gün ne var? 8 Aralık. 8 Aralık nedir? 8 Aralık Anayasa günüdür. 1995 yılında anayasaya da girmiş ve kabul edilmiş ve anayasa 8 Aralık, her yıl 8 Aralık Anayasa günü olarak kutlanıyor. Anayasa dediğiniz nedir derseniz, işte bir ülkenin böyle bir kitapçıktır ve ülkenin her şeyi o anayasada, bütün özgürlükler, bütün yükümlülükler, her şey o anayasada belirlenmiştir. Yasalar bu anayasaya bağlı olarak çıkarılır.
anayasaya bağlı olmayan, anayasayla çelişen bir yasa çıkarıldığında da Anayasa Mahkemesi'ne gider ve anayasayla uyumlu mu değil mi diye o mahkemede buna karar verilir. Anayasa Mahkemesi zaten o ülkede hukukun üstünlüğünün garantisidir. Anayasa günü böyle anlamlı, önemli bir gündür. Hele hani hukukun eksikliğinin hissedildiği dönemlerde bu tür günleri belki daha iyi anlamak, daha iyi yorumlamak, değerlendirmek gerekiyor. Bir başka güzel haberle devam edelim. Romanya'nın aynı zamanda Moldova'nın da iki ülkenin ortak giysisi Altitsa diye bir gömlek var. Biliyorsunuz böyle hani kenevirden ya da pamuktan yapılıyor. Böyle hani milli bayramlarda özellikle insanlar giyiyorlar. Hani böyle çizgili, işlemeli, omuz taraflarında renk renk mavi, kırmızı işlemeler. Bir de önünde yaka boyunca dikey işlemeleri olan Altitsa dediğimiz milli gömlek. Bu geleneksel gömlek artık UNESCO korumasına girmiş oldu. Bu da Romanya açısından önemli bir anekdot. Bunu da size aktarmış olalım. Güzel bir haberle tamamlayalım haber bültenimizi. Nedir o? Bilim olimpiyatçısı öğrencilere devletin, hükümetin teşviki artarak devam ediyor. Hükümet tabiri caizse kesenin ağzını açtı ve özellikle bu yaz Roman öğrenciler yurt dışında gerçekten yani unutulmaz böyle istisnai başarılar elde etti. İşte o öğrencileri daha da teşvik etmek için ödül miktarı %50 arttırıldı. Mesela yurt dışında olimpiyatçısınız, yurt dışında bir altın madalya kazandınız, her yıl 6000 euro size para verecek. Bu şimdiye kadar 4000 euroydu. Altın madalya için rakamı 6000 euroya çıkardılar. Gümüş, bronz ve mansiyon şeklinde 6000, 5500, 4000, 3500 şeklinde aşağı doğru gidiyor. Ama %50 en az artırılmış oldu. Sadece yurt dışı değil, yurt içinde, ülke içerisindeki milli olimpiyatlardaki başarılı öğrencilere de 3000 olan bu altın alan öğrencilere verilen 3000 rakamı da 4000'e çıkarılmış oldu. O da yine 4000-3500 ve aşağı doğru gidiyor diğer basamaktaki öğrencilere. Yani gerçekten onlar için güzel bir motivasyon. Hem de hani belki veliler evlatlarına bu noktada iyi bir teşvik olsun diye onları kamçılamak için belki bu hikayeyi, bu olayı anlatıp onları teşvik edebilirler. Hava durumuyla kapatalım. Hava geçen hafta nasıldı? Kar gördük, soğuk gördük, üşüdük. İşte bu hafta da aynı şekilde devam edecek ama daha az kar yağışı, daha az yağış ama kapalı hava olacak. Kısmen batı bölgelerinde birazcık daha geçen haftaya nazaran biraz daha 1-2 derece hava sıcaklıkları artacak ama yine kırağıdır, efendim işte sistir, yüksek kesimlerde kardır, yağış geçişleridir. Bunlar bu hafta görülmeye devam edecek. Bu hafta biraz uzun tuttuk. Geçen haftayı telafi etmişizdir umarım. Yayınlarımızı izlemeyi, eğer anlatımı beğendiyseniz tıklamayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.